Değerli arkadaşlar, sizlere bir tercih videosu çekmiştim. Tercihte nelere dikkat edeceksiniz? Bu sene mezuna mı kalayım yoksa tercihlerimi yapayım mı? Bununla ilgili videom zaten yakın zamanda yayınlanmıştı. Şimdi bu videoda ailelerinize bazı şeyler söylemek istiyorum. Lütfen anne babalarınıza da izletin. Siz de izleyin bu videoyu. Çünkü tercihte anne babalar nerede durmalı? Çok önemli bir konu. Anne babalarımız doğru yerde durduğu zaman bunun çok güzel sonuçları oluyor. Burada size düşen şeyler de var. Lütfen ekranı kapatmayın hemen. Çünkü size düşen şeyleri de anlatacağım. Anne babanızı nasıl algılamalısınız? Onların yönlendirmeleri nasıl algılamalısınız? Size de bunları anlatacağım. Bir taraftan da anne babalarınız nerede durmalı? Onu anlatacağım değerli arkadaşlar. Peki şöyle başlayalım. Öncelikle siz nasıl algılamalısınız anne babanızın söylediklerini? Anne babalarınız size kendi hayat tecrübelerinden bazı şeyler ifade ederler. Bunların bir kısmı çok tutarlıdır ve gerçekten çok işe yarayabilir. Bir kısmı da belki bu zamana size tam uyumlu olmayabilir. Bunları çok güzel ayırt edebilmemiz lazım. Ayırt etmenin en etkili yolu da başka insanlarla da bunu konuşmak, başka insanlarla da bu konuları istişare etmekten geçer. Mesela anne babanız diyelim ki şöyle bir tavsiyede bulunuyor size. Diyor ki, kızım, oğlum bak bizim zamanımızda şu meslek çok iyiydi. Sen bak bunu düşün. Sen bunun dışında bir şey düşünme. Bunu spesifikleştirelim. Bak tıp okuman lazım. Tıp okursan hayatın garanti. Bunun dışında başka bir şey düşünmemen lazım. Dediğin anda, anne babanız bunu size söylediği anda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tıp hala en geçerli mesleklerden biri olabilir. Doğrudur. Tıp hala geçerliliğini devam ettiriyor. Bu da doğrudur. Hayatınız kurtuluyor, kurtulmuyor. Bu biraz tartışmalı. Ama çok kritik bir şey var bu noktada. Orada size uygun mu, değil mi noktasını anne babanız kaçırıyor olabilir. Yani sizin geleceğinizin garanti olmasını çok fazla önemserken size uygun olup olmadığını kaçırıyor olabilir anne babanız. Bundan dolayı size uygunluğu en iyi belki bazen öğretmenleriniz görebilir, belki bir rehber öğretmeniniz görebilir, başka bir uzman görebilir. Bu anlamda size uygunlukla ilgili biraz kafa yormanız gerekiyor. Evet, tercih döneminde de en zor şey zaten bu. Bazı öğrenciler hele bir puanımı alayım ondan sonra tercih düşüneyim deyip o mesleki kararını sürekli erteliyor ve bir türlü karar veremiyor. Sonra da tercih dönemi gelince 1-2 hafta içerisinde panik oluyor. Ben şimdi onu mu yazsam, bunu mu yazsam, onu mu yazsam, bunu mu yazsam? Bazen de tıp özelinde gittiğimiz için tıp üzerinden gidelim. Ben her iki örneği de gördüm. Ailesinin zoruyla tıp yazıp pişman olup tıbbı 2. 3. sınıfta bırakan öğrencilerimi de gördüm. Tam tersine annesinin babasının inadına tıp yazmayıp aslında tıp yazabilirdim, iyiydi ya, ben annemin babamın inadına yazmadım diyenleri de gördüm. Onun için değerli arkadaşlar şunları yapmamız lazım. Bakın, tıp yazacağım mı yazmayacağım mı, bunun cevabını anne babanızdan bağımsızlaştırmak için bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Nelere dikkat edeceğiz? Dikkat edeceğimiz şeyler şunlar. Özellikle bana uyuyor mu uymuyor mu? Şimdi ben annem babam dediği için inadına mı yazmıyorum yoksa onlara rağmen yazmalı mıyım? Yoksa ben gerçekten pişman olacak mıyım? Hocam hiçbir fikrim yok diyor bazı öğrenciler. Bunu ben tıp olarak anlatıyorum ama bunu bütün meslekler için düşünün lütfen. Kimisi de başka meslekler için de. Sen mutlaka öğretmenlik yazmalısın diyor. Sen mutlaka sen kedileri çok seviyorsun, veterinerlik yazmalısın diye ailelerin değişik bakış açıları oluyor. Onlardan nasıl bağımsız düşüneceğiz ve onların rehberliğini nereye kadar almalıyız? Şu kadar almalıyız. Onlar fikirlerini mutlaka belirtsinler. Bakın, anne babalara söylüyorum. Mutlaka fikirlerinizi, çocuğunuzla ilgili gördüğünüz fikirleri mutlaka çocuklarınıza beyan edin. Ama kendi fikrinize sabitlenmeyin. Çocuğunuzu tanıyan öğretmenlerle de görüşün. Deyin ki, ben çocuğumun şöyle şöyle yetenekleri olduğundan dolayı şu mesleğe uygun olduğunu düşünüyorum. Sayın hocam, siz ne dersiniz? Hocam ben böyle düşünüyorum, siz de öyle düşünüyor musunuz diye lütfen öğretmenleriyle görüşün. Çocuğu tanıyan diğer insanlara da danışın. Çocuğu tanıyan bir teyzesi de olabilir, amcası da olabilir. Diğer insanların da fikirlerini alın. Onlar ne diyorlar? Sonra çocuğunuzla da dayatma şeklinde değil, kesinlikle istişare şeklinde konuşun. Oğlum, kızım, ben senin için böyle bundan dolayı, şu 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 nedenlerden dolayı bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Ne dersin diyelim. Yoksa bizim klasik eski anlayışla
Ah çocuğum sen tıp oku da benim hastalıklarıma iyi gelecek işte doktor ol falan filan diye kendimizi merkeze koyarak lütfen çocuklarımızın mesleğine karar vermeyelim. Ona uygun olduğu için, ona uygun olduğunu düşündüğünüz için o mesleğe yönlendirebilirsiniz çocuğunuzu. Ama ona uygun olduğunu düşünmek yerine kendinizi öncelerseniz, kendi kazanacağınız parayı, hocam kendim mi düşünüyorum yani çocuğum iyi para kazanan bir meslek yapsın. İyi para kazanması için diyelim ki bilgisayar mühendisliğinde iyi para kazanacağını varsayıyorsunuz. Bakın çok ilginç bir bilgi vereyim size. Yapılan istatistiklere göre bilgisayar mühendisliğinde az para kazanmayla çok para kazanma arasında devasa bir uçurum var. Bu uçurumun en büyük nedeni bilgisayarı iyi öğrenenler çok büyük para kazanıyor ama iyi öğrenemeyenler belli bir düzeyde kalanlar da çok düşük ücret skalasında kalıyorlar. Buradaki ayırıcı etken de bilgisayarı çok sevmek veya sevmemek, o kodlama diline çok aşina olmak olmamak, bir de bunun yanında yabancı dili bilmek veya bilmemek de etkileniyor. Çünkü eğer çocuğunuz bilgisayar veya yazılım mühendisi olduğu zaman sadece Türkçe biliyorsa ve İngilizceyi bilmiyorsa Türkiye içerisinde bazı firmalarda çalışabiliyor, o da uluslararası firmalarda muhtemelen çalışamıyor. Ama İngilizceyi belki ikinci bir yabancı dili de öğrendiği zaman, hatta bunları çok iyi bildiği zaman, o zaman dünyanın tamamı onun çalışma alanı oluyor. Benim bazı eski öğrencilerim var. Türkiye'de oturuyorlar. Amerikan firmasında çalışıyor. Çünkü Amerika'da olmak zorunda değil. Bilgisayarı buradan evden giriyor ve orada çok rahat çalışabiliyor. O zaman şöyle özetleyelim sizin için. Anne baba nerede duracak? Çok önemli bir şey bu. Anne baba nerede duracak biliyor musunuz? Çocuğunun yanında duracak. Onun sağlıklı düşünebilmesi için zemin hazırlayacak. Hadi gel beraber düşünelim. Çocuğunun sağlıklı düşünmediğini düşündüğü yerde de ona yol gösterici başka insanları da devreye sokacak. Diyecek ki tamam bak sen bu mesleğe önyargılısın ama şu rehber öğretmenimizle de sen istersen bir görüş. Şu senin sınıf öğretmenin var. Sınıf öğretmeninle de bu konuda görüşebilirsin. Onun da fikirlerini alabilirsin diye lütfen onunla da konuş diyebilir. Ve bütün bunları söylediğiniz zaman çocuğunuzun yanında rehberlik eden bir anne baba olmuş olursunuz. Yani onlara dayatmıyoruz, onları zorlamıyoruz, hiçbir şey söylemeden kenarda da oturmuyoruz. Bir şeyler söylüyoruz, rehberlik ediyoruz, yol gösteriyoruz, yanlarında oluyoruz bu dönemde ve bu şekilde en güzel tercihi hep beraber yapıyorsunuz.